Suriye ile ilgili, özellikle Kürtlerin bulunduğu bölge ile ilgili yaptığı yorumlara bir cevap olarak başlamak istiyorum. IŞİD o bölgede tamamen kontrolü ele geçirdiğinde o dönem koalisyon ülkeleri dediler ki Türkiye'ye, kalkın siz müdahale edin. Hatta etmiyorsanız bırakın biz İncirlik üssünü kullanalım, biz müdahale edelim dediler. Türkiye IŞİD'le bizzat karşı karşıya gelmek istemedi. Çünkü demek ki çok terör örgütü gibi görünmedi onlara bu çeteler. Olası, gayet de makul partnerler gibi göründüler ki IŞİD'in orada hem ABD hem koalisyon hem de oradaki Kürt güçleri tarafından temizlenmesini bekleyip sonra güvenlik kaygılarını dile getirmeye başladılar. Şimdi son dönemde Türkiye'nin dış politikasında bir yayılayım diye başlayan, 2013 ile birlikte, 14 ile birlikte aslında başlayan yayılayım derken dağılayım rotasına giren bir dış politika var. Gerçekten nereye oturacağınızı şaşırdığınız, her masada koltuk kapmaca yapmaya çalıştığınız ama günün sonunda internasyonel bir kuryeye döndüğünüz, kimsenin de paketini teslim almak istemediği bir kurye gücüne dönmüş durumdasınız. Tek yaptığınız Dışişleri Bakanınızı uçağa bindirip gezdirip dünyadaki karbon izine, ekolojik krize daha fazla katkı sunmak. Ben size söyleyeyim şimdi. Kalkıyorsunuz işte diyorsunuz ki mesela Kıbrıs'ta asıl çözümsüzlük, orada hani mafya babalarını besliyorsunuz ya karanlık odalarda, arka kilerinize çevirdiğiniz Kıbrıs'ta barış sürecini baltalıyorsunuz. Libya'da barış olabilecekken oraya drone mron veriyorsunuz, oradaki barış sürecini baltalıyorsunuz. Azerbaycan, Ermenistan tam normalleşecek derken Suriye'de cihatçı çete kovanızda kaynattığınız cihatçıları alıp Karabağ'a götürüyorsunuz, orada düzeni bozuyorsunuz. Ukrayna'da tam işte Ukrayna Rusya arasında arabuluculuk yaparım derken Zelenski size diyor ki valla siz de kendinizi çok büyük sanıyorsunuz, o kadar da övünmeyin, bir kenara çekilin, sandığınız kadar dev değilsiniz diyor ve kenara koyuyor. Son dönemde İsrail ile İran arasında gerçekleşen o çatışmada da Allah buradan bana ne pay düşer diyerek dolanmaya başladınız, oradan da eliniz boş ayrıldınız. Bir masaya gitmiyorsunuz, o da kendi ülkenizdeki, kendi gözünüzün önünde duran Kürt sorununun çözülmesi için o barış masasına bir türlü oturmamak için ısrar ediyorsunuz. Ve bunun size ekonomik ve siyasal olarak belli bedelleri var. Ekonomik olarak yatırımcı, hukukun üstünlüğünün olmadığı, cezaevlerine avukat görüşünün yapılmadığı, insanların ceza sürelerini doldurdukları halde cezaevlerinde tutulmaya çalışıldığı bir ülkeye yatırım yapmak istemiyor. Yatırım yapılmayınca istersen damadı koy, şokomelli mokomelli desin, güvenmiyor, gelip buraya yatırım yapmıyor. Avrupa Konseyi diyor ki ihlal süreci başlatacağım senin için diyor. Bakanlar Komitesi Kavala'yı bırak diyor, Demirtaş'ı bırak diyor, Yüksekdağ bırak diyor. Diyorsun ki hayır, ben de güç olacağım. Benim bölgesel bazı hedeflerim var. Bunlara ulaşacağım. Ulaşamıyorsunuz ve bunu çok denediniz. Bakın Müslüman kardeşleri önce onlara himaye olarak, onları burada barındırarak bir bölgesel güç olmak istediniz. Bugün onların vatandaşlıklarını iptal ediyorsunuz. Onları yollayacak ülke arıyorsunuz. Çünkü Sisi ile oturuyorsunuz. Şu andaki masa arkadaşınız Sisi sizin. Sonra Cemal Kaşıkçı için dediniz ki şehittir dediniz. Cumhurbaşkanı dedi şehittir dedi. Onun davası benim davamdır dedi. Gidip Muhammed Bin Salman'ın elini sıkmadı mı? Sıktı. Ne yaptınız? Yine üst perdeden sesiniz çıktı. Alt perdeden fısıldayarak ya pardon ben öyle demek istemedim dediniz. Mavi Marmara dosyasını sattınız. Ve şimdi yine ben bu Gazze'deki ve Gazze'de de Filistinli'yi düşünmüyorsunuz. Çok iyi biliyoruz. Oradaki inşaat ihalelerini almak için kendinizi bu kadar paraladığınızı bilmiyor muyuz sanıyorsunuz? Mısır oradaki gaz anlaşmalarını aldı. Ben de inşaat ihalelerini alayım diye etrafta gezip ABD ziyaretini bu yüzden yapmak istiyordunuz. İsrail izin vermedi, gidemediniz, yapamadınız, ihaleleri de alamadınız. Filistin davasına nereden ambulansın peşindeki taksi gibi takılırım diye düşünürken dediniz ki ben Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya dahil olayım dediniz. Belge veririm dediniz. Sen daha Roma statüsüne taraf olmuyorsun. Soykırım suçlarından kendin yargılanırsın diye kalkıp sesini çıkaramıyorsun. UCM'ye, UAD'ye nasıl dahil olacaksın acaba? Tek yapmaya çalıştığın Filistin davasını yine kendi basit ve karşılıklı tamamen transaksiyonel denilen o diplomasi taleplerine o araya bir alet etmek için yapıyorsunuz. Ve en kötüsü bütün bu yaptığınız, bu var olmaya çalıştığınız, küresel güç olmaya çalıştığınız, işte Hindistan'a bakıp ya ben de böyle çoklu güçlerin ürediği bir dönemde çoklu güç olur muyum dediğiniz bir dönemde hiç güç olduğunuz bir masaya, bir duruma ne yazık ki maruz kalıyorsunuz. Şu an Mehmet Şimşek fırıl fırıl para arıyor.
En son ne dedi? Dünya Bankası'na gitti. Dedi ki oradan hibe bulabiliriz, kredi bulabiliriz dedi. Doğrudur, Dünya Bankası veriyor. Eğer uygun projeleri üretirseniz bunu size veriyor. Ama diyor ki ben krediyi vermeden önce istatistikleri görmem gerekiyor diyor. TÜİK ne yapıyor? TÜİK'in vermediği istatistiği nasıl vereceksiniz? Bu parayı hangi yüzde isteyeceksiniz? Ödeme planını nasıl belirleyeceksiniz? Bütün işin, bütün meselenin dönüp dolaştığı yer tekrar yine hukukun üstünlüğü, şeffaflık, insan haklarına saygı, muhalefeti dikkate almak ve kulağını eleştirel dost yanlısı olan bu tavsiyelere, bu eleştirilere açmaktır. Ve size son bir tavsiye vermek istiyorum. Çok uzun konuşmayı sevmiyorum. Bugün bu sorunların içinden gerçekten çıkışın bir sorunu var, bir yolu var. Gerçekten düzelebiliriz. Bugün 20 bin tane öğretmenin ataması yapılmıştı. Bu neden 80 bin öğretmen olmasın? Bir hatip çıkıp dedi ki her öğretmen atanacak diye bir şey yok. Nasıl ki atanamayan mühendis yoksa öğretmen de yoktur dedi. Hayır, bilimsel, akademik, ücretsiz eğitim haktır. Ve o hakkın sağlanması için öğretmenin maaşını bu devlet ödemek zorundadır. Onları kalkıp bu özel okullarda asgari ücretin de yarısına çalıştırılacağı koşullara mahkum edemez. Bunu da kalkıp burada nimet gibi anlatamaz. Şimdi çözüm meselesine tekrar döneceğim. Çözüm ile yine aynı yere dönüyorum. Bu ülkedeki bu meseleyi çözecek şey Kürt meselesini çözmektir. Kürt meselesini çözdüğünüzde, buradaki Kürtlerle dost olduğunuzda Suriye'deki Kürt de sizin dostunuz olur. İran'daki Kürt de sizin dostunuz olur. Irak'taki Kürt de sizin dostunuz olur. Dört parçada arkadaş edinirsiniz. Dört parçada güvenilebilir partner edinebilirsiniz. Ve bunun bir yolu var. Bugün İmralı Adası'nda artık botların, adaların, gemilerin gitmediği İmralı Adası'ndan bir barış gemisi kaldırmaktır. Ve o barış gemisine dört yolcu koymaktır. Ve o dört yolcudan birinin Abdullah Öcalan olduğunu sağlamaktır. Bunu çözmek zorundasınız. Ortada bir hakikat vardır. Bir savaş vardır. 40 bine yakın insan burada yok olup gitmiştir. 40 bin hayatı çözmenin, 40 bin hayatı kurtarmanın bir yolu var. Ve buna rağmen tanesi 50 sent olan bir kurşunu tercih ediyorsunuz. Bir kurşun bir ekmekten daha pahalı. Bir kurşun atacağınıza emeklinin cebine bir tane ekmek koyabilirsiniz. Bir kurşun atacağınıza bugün okula yemek götüremeyen çocuğun cebine bir bardak süt koyabilirsiniz. Size oradan laf atmak çok kolay. Çünkü dökülen sizin kanınız değil. Siz buradan emir veriyorsunuz. Bedelli askerlik yaptırdığınız çocuklarınız ölmüyor. Başkasının çocukları ölüyor. Bugün Afrin'de evet işgalcisiniz. Afrin'i cihatçı kaynatma bölgesine çevirdiniz. Kürtlerin yaşadığı bölgede Kürt'ün zeytin ağacını kestiniz. Kürt'ün dilini kestiniz. Kalkmışsınız orayı hiçbir yere yayılma amacımız yoktur diyorsunuz. Belediyeniz oranın çöpünü niye topluyor? PDT'niz niye orada? Urfa valisi niye bunu yapıyor? Tek yaptığınız şey yayılmak. Yayılıyorsunuz. Bu yerel seçim de gösterdi ki dağılıyorsunuz, gidiyorsunuz ve halkı dinlemediğiniz için, size dostane gelen bu eleştirileri dinlemediğiniz için dağılmakla kalmayacaksınız, yok olacaksınız. Suriye'de neden olduğumuzu anlamayıp askerimizin orada ne görev yaptığını anlamayanlara artık söylenecek söz bulamıyoruz. Neden oradasınız, neden oranın çöpünü topluyorsunuz diye soruyorlar. Orada güvenli bölge oluşturmak, orada ne IŞİD'in, ne PKK'nın, ne DHKPÇ'nin, ne de başka bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Orayı sınırlarımızın güvenliği açısından korumaya da devam edeceğiz. Siz istediğiniz kadar rahatsız olun, istediğiniz kadar bunlardan hoşlanmayın ama... Şimdi Sayın Usta, gerçekten aslında savaş suçu sayılacak şeyleri, ki Birleşmiş Milletler'in raporlarına girdi Türkiye ve onun himaye ettiği çetelerin özellikle de Afrin'de işlediği suçlar bütün uluslararası raporlarda var. Tecavüzden insan kaçırmaya, fidye istemeye, mala çökmeye, demografik yapıyı değiştirmeye kadar, dünya kadar suç işliyorlar. Ve orada kimi himaye ediyorlar biliyor musunuz Sayın Başkan? El Nusra'yı, El Kaide'yi, ne kadar cihatçı örgüt varsa hepsini götürdüler. Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya doldurdular. Afrin'i, Gresip'i, Serekani'yi işgal ettiler. Ve şimdi burada utanmadan, sıkılmadan gelmişler. Bu işgali güvenlik sağlıyoruz. Sınırlarımızın güvenliğini sağlıyoruz diye savunuyorlar. Bakın.
Biz açık ve net söyleyelim. Açık ve net söyleyelim. Orada altyapıyı, ajları, okulları, hastaneleri, elektrik tesislerini, yani bir savaşta bile korunması gereken yerleri vurdular ve bunu bugün burada savunacak kadar da akıldan, izandan, vicdandan, ahlaktan yoksun bir siyasetle karşı karşıyayız. Şunu söyleyelim, şunu söyleyelim. Kürtler sizin marabanız değil. Siz Kürt'ün coğrafyasını bombalayarak, insanını öldürerek, çocuklarını katlederek ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Biz buradan söylüyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Orası bizim coğrafyamız ve siz bizim coğrafyamızda işgal yapamazsınız. Kürtlerin topraklarını işgal edemezsiniz. Çok açık ve net şunu söylüyorum. Siz Suriye'de işgal ediyorsunuz Kürtlerin coğrafyasını. Oraya çeteleri doldurdunuz. Az evvel Sayın Ömer Çelik'in sözlerini alıntı yaptım ve sözler birebir net. Elbette o dönemki İsrail hükümetiyle arasında olan bir kısım taleplerini dile getirirken iktidarla sorunlar yaşıyor olabiliriz ama İsrail devleti Türkiye'nin dostudur sözünü üzerine dönemin Akit gazetesini bir önceki gazetesi biz dost değiliz diyerek manşetler atmıştı. Yeni Asya gazetesi seçimden önce biz dostuz diyebilir miydiniz diye manşetler attı. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili İsrail Devleti başka, İsrail Hükümeti başka, Netanyahu kendini düzeltirse biz İsrail Devleti'yle dost olmaya devam ediyoruz diyebilir. Ben onun adına bir şey söylemek istemiyorum. İsrail devleti de, İsrail hükümeti de bizim dostumuz değildir. Sayın Leyla Şahin de, İsrail iktidarı da, İsrail devleti de bizim dostumuz değildir diyebiliyor mu? Veya Ömer Çelik'in bu sözünü Buyurun Sayın Usta. Sayın milletvekilleri, grup başkan vekilinize söz verdim. Lütfen. Diyor. Sayın milletvekilleri, sayın grup başkan vekiline söz verdim. Lütfen, lütfen. Sayın başkan, öncelikle Bülent Bey müsaade eder misiniz? Bülent Bey bir müsaade eder misiniz? İsrail devleti şu anda bir terör devletidir. Ve bu devletle de mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti olarak biziz. Bizden başka dünyada İsrail'i Türk terör devletidir diye ilan eden kim var Allah aşkına? Bir, Türkiye, onu açıkladık ama işinize gelmiyor. Açıkladık ama işinize gelmiyor. 2015'teki konuşmayı söylüyorsunuz. Konuşmanın tamamını söylememe rağmen işinize gelmiyor. Buyurun istediğiniz gibi algılayın. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'ye işgal devleti veya işgal diyenler bu ülkede PKK ile işbirliği yapıp öğretmenimizi tamamlayın Sayın Usta. Askerimizi Sayın milletvekilleri konuşan sizin grup başkan askerimizi vekiliniz, şehit eden Yasin Börü'yü şehit eden arkadaşlarını şehit eden Kobani'deki olayları bahane edip insanları sokağa döküp milyonlarca insanın hayatını tehdit altına sokan PKK terör örgütünün kendisidir. O dönemin siyasi örgütü olarak başında bulunan kendisini sokağa çıkın diye millete tweet atıp davet eden Selahattin Demirtaş'ın da kendisidir. Şimdi çıkıp masum insanları öldürdükten sonra gelip burada Kürtlerin hakkını biz savunuyoruz diyecek kimsenin yüzü olamaz. Buna da müsaade edemeyiz. Bu ülkede Kürtleri sizin zulmünüzden kurtaran, PKK'nın zulmünden kurtaran biziz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Ve Türkiye'ye hiç kimse işgalci diyemez. Çok rahatsızlar. Orada bir PKK terör örgütü devleti kuramadıkları için. Sayın Koç Yiğit, son defa sataşmaya mahal vermemek üzere söz vereceğim. Buyurun. Sayın Başkan, evet rahatsızız Sayın Başkan. Neden rahatsızız biliyor musunuz?
Çünkü burada uçaklar kalkıyor, Afrin'e gidiyor. Afrin'de yaşayan köylünün evini başına yıkıyor. Oradaki barajı bombalıyor. Oradaki insanları bombalıyor. Oradaki kadınlar kaçırılıyor. Tecavüze maruz kalıyor. Oradaki işkence ediliyor. İnsanlar kaçırılıyor. İşkenceye maruz kalıyorlar. Çeteler fidye istiyor. Peki bütün bunları yapanları kim himaye ediyor Sayın Başkan? AKP himaye ediyor. Bütün bunları eğitip donatan, lojistiğini veren, parasını veren, sevk eden, onu besleyenler işte burada yanı başımızda duruyorlar. Şimdi de utanmadan kalkmış. Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. Grup başkan vekillerini de arkaya davet ediyorum.